Alternatif kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Chrome alternatif başka bir tarayıcıdan bahsedeceğim size. Tarayıcının adı Waterfox. Waterfox hızlı ve tamamen güvenli olduğunu, herhangi bir şekilde girdiğiniz sitelerin trackerlar tarafından takip edilemeyeceğini iddia eden bir site arkadaşlar. Adresini açıklamalar kısmına koyacağım. Buradan da görüyorsunuz waterfoxproject.org adresinden indirebiliyorsunuz. Download butonuna tıklayarak. Ben bunu indirdim arkadaşlar. Ve kurdum. Şimdi şöyle yapalım. Girelim Waterfox tarayıcımıza ve bakalım vaat ettiği gibi mi gerçekten. Evet, bekliyorum arkadaşlar açılmasını. Evet, ilk tıkladığınızda arkadaşlar bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. Waterfox'un simgesi. Anladığım kadarıyla Mozilla'ya da benziyor biraz. Mozilla'nın altyapısını kullanıyor arkadaşlar. Peki ne vaat ediyor arkadaşlar? Bir de ona bakalım biraz. Evet. Şimdi arkadaşlar uzantı vaat ediyor. Özelleştirilebilir bir tarayıcı olduğunu ve hızlı olduğunu söylüyor ama ilk açılış hızı o kadar iyi değil, onu söyleyeyim. Eş zamanlama özelliğinden bahsediyor. Cihazlar arasında Android'de kullanılabiliyor. Bookmarklar var arkadaşlar. Bookmarkları kullanabiliyor ve dengeli bir işlemci ve RAM kullanımı olduğunu söylüyor. Gizliliğe baktığımızda ise reklam trackerlarını arkadaşlar bloke ediyor. Bu Google'daki incognito moduna benzer bir mod var. Buradan güvenli arama yapabiliyorsunuz takip edilmeden. Herhangi bir şekilde verilerinizi depolamıyor ve şifre yöneticisi var arkadaşlar. Bunları vaat ediyor. Şimdi buraya geldiğimizde Waterfox tarayıcısını arkadaşlar şurada bir indirme butonunu görüyoruz. Burada bütün indirdiğimiz her şeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Burada ise bookmarklarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bookmarklarımızı burada depolayabiliyoruz. Şimdi 3 çizgiyi tıkladığımızda bizi bu şekilde bir pencere karşılıyor. New Window dediğimizde arkadaşlar yeni bir sayfa açılıyor direkt tekrardan gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şurada New Private Window diyor. Yani incognito moduna benzer bir mod. Tıkladığımızda arkadaşlar bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada neler yaptığını söylüyor. Waterfox does not save diyor. Yani cookie'leri, geçici dosyaları, ziyaret edilen sayfaları ve aradığımız herhangi bir şeyi bu modda takip etmiyor arkadaşlar. Ve bir reklam takip koruması var. Güzel bir özellik. Full ekran yapabiliyoruz. Şu şekilde görebilirsiniz. Ve yukarı geldiği zaman otomatik olarak arkadaşlar tekrardan full ekran modundan çıkartabiliyoruz. Geliştirici araçları var. Şöyle bakalım biraz. Web konsol. Bunu F12 tuşu arkadaşlar. Google Chrome'daki web geliştiricileri, yazılımcılar için. Bu tür terminal açabiliyorsunuz yine burada. Şimdi şu özellik dikkatimi çekti. Direkt sayfayı kaydet özelliği var. Bunu Waterfox simgesiyle masa üstüne kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Direkt masa üstüne kaydediyor sayfayı. Eş zamanlamayı zaten söylemiştim. Ve son olarak şu şekilde bir uzantılar bölüm var ama ben buraya baktığım zaman herhangi bir uzantı göremedim. Görünüm kısmına geldiğimiz zaman şöyle varsayılan renk modu var. Karanlık modu var. Bir de aydınlık modu var arkadaşlar. Mesela karanlık modu enable yaptığımızda ne olduğuna bakacağım.
Bir şey arayalım örneğin. Evet, karanlık modu da aktif oldu dersem yalan olur. Aktifleşmedi. Neden aktifleşmediğine bir daha bakalım. Evet, pluginler bölümünde de iki tane sadece plugin var. Evet arkadaşlar, daha açık kaynak kodlu olduğu için bu proje, daha anladığım kadarıyla bazı eksikleri var. Hız olarak da çok fazla iddia edildiği gibi değil, ama elinizde bir alternatif bulunsun isterseniz kullanılabilecek bir web tarayıcısı olarak bir kenarda dursun diyelim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.